7 Güzel Adam 30. Bölüm. www.seslibetimlemedernegi.com 7 Güzel Adam yazdı. Ölüm bir kuş kaldırıyor mezarlıktan. Ak kanatları hayat yok oluyor. Çıkıp geliyorsun. Kor gibisin. Bir kar gibisin. Soruyorsun. Zarif oğlum, bana dargın mısın? Yoksa uyardılar mı seni sevdamızdan? Yaşamak bir perde gibi kalkıyor aramızdan. Zamansız, mekansız bir tünel başındayız şimdi. O mavi gözleri görmüş olmalıyım. Bir ikindi vakti, kaskat ellerimin altında. Uçuşlu saçlar, bukleler. Üstünde uyuyan eller. Sevgim uzanıyor. Soluk soluğa uyandırıyor melekçeleri. Görüyorum kıpırdanışları. Uykumda gül açan yanakları. 58'li ve 74'lü yılların resimleriyle bir albüm. Oscar'daki ardıç ağacı altında iki adamın resminin üstünde tüyle 7 Güzel Adam yazdı. Erdem Beyazıt, Uraz Kaygılaroğlu, Cahit Zarifoğlu, Baran Akbulut, Zehra Yıldız Çağrı Atiksoy, Rasim Özden Ören, Mertcan Sevimli, Süleyman Uğur Karabulut, Nuri Paktin Kemal Uçar, Şükriye Hülya Şen, Naciye Şahika Koldemir, Emine Pınar Gök, Akif İnan Yiğit Çakır, Sait Zarifoğlu Fatih Murat Peke, Ali Kutlar Çağdaş Tekin, Alaaddin Özdemören Orhan Kanal, Adnan Edip Saner, Hakkı Mert Asker, Cevat Bora Cengiz, Güler Ece Makyol, Merve Zümre Ertürk, Kahraman Can Bireler, Zafer İbrahim Ersoylu, Celal Cengiz Tangör, Yeminici Ahmet Bilgin, Müdür Fuat Rahmi Villigil, Hatice Sema Şahingöz, Ökkeş Mehmet Yaşuru, Filistin'i Meryem, Esma Sahip Afandı, Çalık Anıl Yıldız, Hasan Ali Sedat Kalkavan, Hayriye Demet Genç, Kerim Mehmet Emre Yakup, Selim Emrah Doğan, Elif Işıl Tangör, Piyangocu Doruk Uysa, Senarist Ahmet Tezcan Nevin Şahin, TRT Proje Sorumlusu Müslüm Şahin, Uygulayıcı Yapımcı Ali Naci Erol, Yapımcı İksan Fırat Ömer Can, Yönetmen Adnan Güler, Işık Şefi Adem Başkurt, Set Amiri Şerafettin Ekin, Kostüm Sorumlusu Sevda Altıner, Ses Operatörü Mahmut Hancı, Saç Makyaj Tasarım Esin Can Yüksel Uysal Bilir, Kas Direktörü Yaprak Bayraktar Neslihan Üzer, Görsel Efektler Dijileyim, Yardımcı Yönetmen Burak Müjdeci, Yapım Sorumlusu Hakan Tansu Şahin, Sanat Yönetmeni Özgür Kemertaş, Görüntü Yönetmeni Cihan Yeşil Tarla, Kurgu Umut Ozan Bölükoğlu, Müzik Engin Bayrak. Antika Gibi Tokka Takımı yazı yazan bir ev, eski bir radyo, rafta ciltli kitaplar ve daktilo. Oscar'daki ardıç ağacı altında iki adamın resminin üstünde tüyle 7 Güzel Adam yazdı. Şairler Memleketi Maraş'ın lise yıllarında tanışmış ve kader arkadaşı olmuş 7 Güzel Adam'ın hikayesi yazdı. 30. bölüm. Pastanedeler. Ne Celal Usta, ne de Cevat ortalarda yok. Neymiş çocuğun telaşı, öğrenemedin yani. Öğrendim. Üvey annesiyle konuştum. Birileri babasına Cevat'ın bir polis katili olduğunu söylemiş. O da polise ihbar etmeye gidiyormuş. Cevat'ın telaşı da bu yüzdenmiş. Nasıl baba öyle? İşte kendi kafasında bir hak kavramı var. Onu uygulamaya çalışıyor. Ama yanlış. Bir kişinin lafıyla gökten ateş almak cahilce. Maalesef bunun farkında değil. Hangi polismiş bu arada? Geçen şuralarda biri öldürülmüştü ya. O. Biz o gün buralardaydık. Değil mi Süleyman? Evet. Evet, biz polisi vuran kişiyi gördük. Cevat değildi o. Gördünüz mü? Yani gördük. Yüzünü görmedik ama boyu posu hiç Cevat'a benzemiyordu. Aa, bir dakika, hatta o gün biz Cevat'ı da gördük. O da oradaydı. Ama cinayetten birkaç dakika önceydi. Bu işte bir karışıklık var. O muhakkak. Bu vurulan polis kol birliğiydi değil mi? Sağcılardı. Hı, öyle söylemişlerdi. Ben öğreneceğim bunu. Nasıl öğreneceksin? Polis sağcı, vuranlar da solcuysa, bu beni vurmaya çalışanlar vardı ya, hani Zehra'yı vuranlar. Onlar biliyorlardır. Ben gidip onlarla konuşacağım. Saçmalama Süleyman. Göz göre göre ölüme mi gideceksin? Böyle bir şey yapmana müsaade etmem. Yok, yok, hiçbir şey olmaz. Ben onların dinini biliyorum. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şey yapamazlar. Erdem ve Hatice kaygıyla bakışıyorlar. Hatice endişeli baş salladı. Yeni gelen piyangocuya silahını doğrultmuş dar sokaktalar. Sen miydin birader? He ya, benim.
Piyangocu cesaretini toplayıp üstüne yürüdü. Ne yapıyorsun lan? Zibidi. Ne işin var burada senin? Ava çıktım usta. Bir taşla iki kuş vurmaya geldim. Bu sefer silahını Selim'e yönlendirdi. Selim piyangocuyla manidar bakışıyor. Adam silahını bir Selim'e bir piyangocuya çeviriyor. Zehra ve Cahit sokakta. Kadın gibiymiş şiir. Keşfe dinleyi beklermiş. Keşfi bekleyen kim ha? Buzdağlarının labirent mağaralarında yaşayan kim acaba? Keşke kelimeler kadar başka şeyleri de sevebilseydin. Başının her seferinde döndüğü kumarı gönlünü bir tarzla kurularken kazanır. Anlarsa yenilen bir kadının darda kaldığını. Kendi kendine ardaşak kaçar. Arada bir bakınır ne yaptığını. Süresiz kapılır tablolara yan gelir. Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmeni. Oh, oh. Çocukken anlamalıydım seni. Yedisinde olanın yetmişinde aynı kalacağını bilmeliydim. Of, neler söyletiyorsun bana Cahit. Ne çok şey susuyorsun bana. Hey, konuşsana bir adam. Bir şey söylesene. Bu adam kitapların uçlarına çizilmiş, itilmiş resim. Korkmadan yaşar, tebessüm gösterir, ağır başıyla nöbet alır, dağdan kaçar, şehri çevirir ve bırakır gönlünü bir tazı sıçramasına. Erkenden aşındırır aşkını. Anlamaz bir kadının süresiz kapılıp yan geldiği tablolara, severek tebessüm attığını. Ağır başıyla kopar dağdan, nöbet alır, şehri devirir. Dar sokak. Kimsin lan sen? Avcı Bey'in şahidiyim. Piyangocu irkildi. Avcı Bey kim? O biliyor. Sen de bilmeden öleceksin. Bence sen ondan daha şanslısın. Selim merakla bakarken piyangocu kurnaz. Karşılıklı gardlarını almış bakıyorlar. Adnan Bey ne önemli? Bak Cahit. Adam seslerini arkasına dönme gafletinde bulunmuştu ki Selim'le piyangocu silahlarına davrandılar. Cahit Zehra'yı ardına çekip silah sesine döndüler. Ne oldu? Bilmiyorum. Adamın elinden silahı ayaklarının dibine düştü. Adamın boşalan bedeni yavaşça yere dizlerin üstüne süzüldü, geriye devrildi. Piyangocu iğrenen suratını büzerek adama bakıyor. Yanına yaklaşıp silahını uzatmış başında durdu. Adamın bedeni sallanıp cılızlandı. Selim kas katı sıktığı bakışlarını piyangocuya çevirmiş. Eli havada bakıyor. Piyangocu acımasız. Adamın cansız bedeninden uzaklaştı. Yürü. Selim şaşkınlığı üzerinde dönüp ardından baktı. Sonra dönüp elindeki silaha çevirdi bakışlarını. Sıkıntılı dudaklarını sıkarak indirdi elini. Adamın yanında silahı, dizinin biri kırık, diğeri yere devrilmiş yatıyor. 2 metre darlıkta, kilit taşlı zeminli, üzeri tahta örtük koridor misali sokağın tek ışıklandırması lamba sallanıyor. Zehra Cahit'in ardında tedirginlikle ileriye bakıyorlar. Selim ve piyangocu onları görmeden koşarak yan sokağa geçtiler. Cahit, bunlar beni vuran adamlar. Süleyman da öldürecekti. Cahit sıktığı kaşları ve dudaklarıyla kaygılı bakıyor. Zehra korkulu. Ne yapacaklarını bilemeden etrafa bakındılar. Celal Usta matbaada yok. Evine gitmiş. 2 delikanlı vardı çalışan, sordum. Bir daha gelmedi dediler. Emniyete gitmiş olmalı. Yok abi. Emniyete de gitmemiş. Oraya gittik. Oradaki polisler tanıyorlar. Bir bahaneyle sordum, gelmedi dediler. Bu iyi haber bayım. İç hesap başımızı sürüyor demek ki. Bu bize zaman kazandırır. Ah gençlik. Nasıl da kayıp gidiyor elimizden. 71'deki provokasyonun daha beterine maruz kaldılar çünkü. O dönem herkes acemiydi, provokatörler bile. Ama şimdikiler profesyonel. Tam profesyonel hem de. Nasıl yani? Bak Erdem, yanlış anlama ama senin şu İstanbul'dan tanıdığın adam var ya, Adnan. Ben onun profesyonel bir ajan olduğunu düşünüyorum.
Erdem düşünceli çevirdi başını. Sait ayakta konuşmaları dinliyor. Nuri olabilir mi gibisinden baş salladı. Gerçekten? Evet, gerçekten. Benim yıllar önce nasıl işkence gördüğümü, o işkencelere nasıl dayandığımı bütün ayrıntısıyla kim bilebilir ki? Bir ajandan başka. Hepsinin gözlerinde endişeli bir acaba mı bakışı. Nuri onaylar baş salladı. Adnan evinde antika koltuğunda gramofon dinliyor. Gümüş işli altlıklı minik kadehinden içkisini içiyor. Yüzüne dışarıdan vuran ışığın yansımasıyla tülün motifi düşmüş. Gözlerini kapadı. Geçmişe Zehra'yla yemek yedikleri ana döndü. Zehra ortamın romantizmine hayran, Adnan Zehra'ya yanık bakıyorlar. Ana döndü, dalmış gitmiş. Kalkıp takılan plağa yöneldi. Yüzündeki duygusal bakış yerini ciddi sertliğe bırakmış. Sinirle bakıyor. Bir şey duymuş gibi irkilerek dikkat kesildi. Oyma kapaklı konsolun çekmecesini yavaşça çekti. Deri ciltli, demirden iki kilidi olan defterin üzerinde uzun namlulu toplu bir tabanca duruyor. Uzanıp kavrayarak aldı. Loş ahşap zemin koridorda temkinli yavaş yürüyor. Mavi gözleri iri iri, kaşlarını çatmış, pür dikkat yavaştan yürüyor. Sağ elinde yere doğrulttuğu tabancası. Takım elbisesi rugan ayakkabıları hala üzerinde, adımlarını önüne basarak atıyor. Uzun koridorun her iki yanında cılız ışıklarıyla kristal aptikler asılı. Bir noktada adımını atmadan ayakları tek çizgide durup bekledi. Gözleri yuvalarında dönüyor. Yavaştan arkasını döndü. Gördüğüyle yüzü gevşemişti ki bir silah ona doğrultuldu. Zaman yavaşlamış. Adnan silaha bakarak şaşkın duruyor. El kime ait görünmezken yavaşlayan zamanla silahın etrafına barut dumanı yayılıyor. Dolunaylı bulutsuz gece. Gündüz vakti. Tepeye konuşlanmış yoksul evlerin görüntüsü. Hoş geldiniz efendim. Koruma kapıyı açtı. Adnan birkaç günlük sakalıyla yatakta. Geçmiş olsun Adnan. Teşekkür ederim efendim. Nasıl olur böyle bir şey anlamadım. Neyse ki ucuz atlattın. Şimdi bir an önce iyileşip Maraş'a dönmen lazım. Seni vuranın kim olduğunu hala söylemeyecek misin? Eğer planlarımızın aksamasına neden olacak biri ise bunu bizden saklaman doğru olmaz. Yok yok. Hiç endişe etmeyin. Aptalım biri. Hatta bu vurulma işimize bile geldi diyebilirim. Böylece planlarımız daha hızlı ve daha etkin bir şekilde ilerleyecek. Sadece sizin güveninize ihtiyacım var o kadar. Başka bir şey değil. Sana güvenimiz sonsuz Adnancığım. Bir an önce iyileş, Maraş'a gel. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yüzü yandan belirsizce görünen adam kapıdan çıktı. Adnan pirinç karyolasında yanında duran antika telefonunu uzandı. Kahvaltıdalar. Hatice Süleyman'a gülümseyerek çay koyuyor. Gel bakalım. Yan odaya yürüdü. Alo. Merhaba. Aa, Adnan Bey. Hoşnutsuz döndü bakışları. Bu adam Zehra'nın peşini bırakacak gibi değil. Baksana sürekli arayıp duruyor. Hatice kalkıp yürüdü. Rahatsız ediyorum. Kusura bakma. Özür dilerim, biraz rahatsızdım. Seni de telaşlandırmamak için aramadım. Ama sana çok hoş bir hediyem var. Hani çocukken babanın size okuduğu bir kitaptan bahsetmiştin. Evet. Evet, Muhammediye. Onun Osmanlıca el yazmasını buldum. Sana yolluyorum. Çok teşekkür ederim Adnan. Beni yine mahcup ettin. Tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hatice ne bu şimdi diye bakıyor. Adnan Bey Muhammediye'nin Osmanlıca baskısını bulmuş. Zehra mahcup ama tavizsiz geçti içeri. Yazıcıoğlu kardeşler. Babam çok severdi. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin mührü var o satırlarda derdi. Ah babam. Canım babam.
Muhammed'i okurken kendinden geçerdi. Sanki gördüklerini anlatır gibi okurdu. Kendine has binameyle. Nasıl da güvenle uyurduk o satırları okurken. Birkaç mısrası hala ezberimde. Eğer ruhumun revanından görürsem ben Dilara'yı, revanına reva ede Semerkand Buhara'yı. Ya ama sen hep çok kolay ezberlerdin. Benim aklımda hiç kalmadı. Süleyman, ne oldu sana kirpicim? Biraz daha somurtursan saçların diken diken olacak. Ya nasıl oluyor da bu adam her şeyi bir an önce bulabiliyor? Bu kadar kısa zamanda bu kadar teferruat bilmesi size de biraz rahatsız edici gelmiyor mu? Yok, rahatsız olacak bir şey yok ki. Zehra bahsetmiş, o da almış. Bence sen biraz fazla kuruntu yapıyorsun bu adamla ilgili. Sadece Zehra da değil. Herkes hakkında bir şeyler biliyor. Ya sizin Cahit'le başınıza gelen olay. Ben onun arkasında da Adnan'ın olduğunu düşünüyorum. Saçmalama Süleyman. Ben o gece beni vuranlarla seni öldürmek isteyenleri gördüm. Ya onların Adnan Bey'le ne ikisi olabilir ki? Bu konuda biraz fazla pimpiriklisin. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama mutlaka çözeceğim bu işi. Yoksa içim hiç rahat etmeyecek. Hem de hiç. Zehra sen bilirsin der gibi yatırdı başını. Huzursuz oldular. Adnan gri saten yakalıklı bir röpte şambırla. Buyurun Adnan Bey. Gidip bulun bu kitabı. Gerekirse Bayezid Kütüphanesi'nden çalın. Ama bulun. Emredersiniz. Siyah takımlı koruma kağıdı alıp çıktı. Adnan donuk bakışlarını boşluğa dikmiş bakıyor. Pastane. Maraş'ta son günlerde maşallah. Önden kurşunlar koşturuyor, arkadan adamlar koşturuyor. Benim anlamadığım niye bu kadar hevesle koşuluyor? Rasim kaygıyla bakıyor. Geçen yine işte. Vurulanları görmedik bu sefer, vuranları gördük. Koştura koştura kaçıyorlardı. Zehra için çok kötü oldu. Hem de daha tam yeni ayağa kalkmışken. Yani tabii, daha önceki yaraları iyileşmedi. Başka bir yere kaldıramaz kız artık. Kurşun yarısı geçer de Cahit. Gönül yarısı. İşte o biraz vakit alır. Müzeyyen Senar ne de güzel söylüyor. Dil yaresini andıracak yare bulunmaz. Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Her derdin olur çaresi. Meşhur meseldir. Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Cahit üzerine alınmadan çevirdi başını. Van nasıldı? Üstad nasıl? Müthiş. Kasım Arvasi ile buluşunca üstad öyle bir coşkuya kapıldı ki sana anlatamam. Keşke o sohbeti kaçırmasaydın Cahit. Kasım Arvasi'nin kızı da bizimle birlikteydi. Berat Hanım. Necip Fazıl'la öyle bir dinleyişi vardı ki. Zannedersin ki sohbet onun için yapılıyor. Onu öyle görünce aklıma Hazreti Mevlana'nın bir sözü düştü. Birisinin sözü güzelse dinleyicidendir. Öğretmenin heyecanı ve işe iyi sarılması çocuğun tesirindendir. Onu işte can kulağıyla dinlerken gördüğüm zaman neden bilmiyorum ikinizi aklımda hayal ettim. Yan yana. Ve subhanallah. Çok da yakıştırdım gerçekten. Cahit tebessümle indirdi başını. Aklına rüyası gelmiş. Siyah beyaz hayalde kalpaklı Adnan Zehra'yı tutarak bir çukura itekledi. Cahit son anda yakalayıp elinden tuttu Zehra'nın. Üzerine kar yağarken kolundan yakaladığı kadın başında örtüsüyle başka bir yüze büründü. Ya. Şu an. Nuri çekip sandalyeye oturdu. Sert bakışlarını Rasim'e dikti. Önce göklerde kıyılır Mayda. Rasim'e gelen sözle Cahit pek bir keyiflendi. Rasim asmış yüzünü bakıyor. Eğer göklerde kıyılmamışsa, yeryüzünde ister mum gibi yan, ister tur gibi nara dön. O iş asla olmaz. Fakat eğer göklerde kılınmışsa, ister yerin yedi kat dibinde ol, ister göğün yedi kat üstünde,
kaldırdığı parmağına bakıyor. Kaçarın yoktur. Kolu havada Rasim'e baktı. Bu işi hallet bayım. Eğer sen toparlamazsan ne bu zarifin at yola girer ne de Alaaddin'in lambası yanar. Elini açtı. Kerimelere Rasim olduğun gibi onlara da Rasim. Manidar bakışlarını indirdiler. Cahit ne yaparsın gibisinden boynunu eğdi. Rasim baş sallıyor. Nuri mağrur çevirdi başını. İpiri gözleriyle uyanıyor. Şu gündüzden kalan mesele. Bir hatip, bir kuruntu, rutubet ve ukalalıklarla dolu bir debdebe. Başına koyduğun yastık. Bir yılan sürünerek geçmiş gece. Hadi bir sonuç yaz, bir teselli uzat. Göğüs ağrılarına, çırpınışlara, korkulara ve bir çıngırak gibi öten zamana. Kolye gibi taşıyorum boynumda varlığını onun. Bir ceylan tutuyor ağzında. Kuşlara takılıp gidiyor aklım. Her gün kaçıyorum, yoksa gülüşün. Doğru abi, haklı. Bu dağların hakkından anca sen gelirsin. Ben pes ettim artık. Kitapları rafa koydu, Rasim dinliyor. Bu ne Sait babayı dinler ne kendi babası. Hoş. Belki bu vesileyle babasıyla arası da düzelir ya. İçindeki dağlılıktan hep bu kırgınlığının izleri. İzlerinin üzerinde oturmuş. Erdem. Gerekirse sürükleye sürükleye çıkaracağız onu oradan. Zaten Cahit'in Celal Usta ile oğlu arasında yaşananlardan etkilenmesi de hep bu yüzden. Neyse ya. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi Celal Usta'yla? Konuştum. Boşluğa daldı gözleri. Geçmiş. Dinledim. Ben seni dinledim Erdem Hoca. Hatta evladın olmadan beni anlayamazsın diye. Ama gene de dinledim. Bakın ben size inandım. Güvendim. Ama siz hep Cevat'a arka çıktınız. Sonunda ne oldu? Cevat gitti polisi vurdu. Cevat'ın elinde şehit kanı var hoca, şehit kanı. Sen bunun ne demek olduğunu bilir misin? Ben bunun hesabını nasıl veririm? Baba ne diyorsun Allah aşkına ya? Asıl Erdem Hoca ile Cahit Hoca olmasa o zaman katil olurdu abi. Sus! Sen de abinin yaptıklarını sakladın benden. Sen de! Ona arka çıkmasaydınız evinde olurdu. Katil olmazdı. Hadi kızım, siz içeri gidin. Elif ve Güler ağlayarak çıktılar. Celal elleri arkasında sinirle dolanıyor. Çocuğu usta, hele bir sakinleş. Gel otur şöyle. Bırak şu öfkeyi artık. Benim karnım tok bu lafları hoca. Avcumdan kayıp giden benim evladım. Öyle konuşmak kolay. İçim yanıyor benim. Anlıyor musun? İçim yanıyor. Erdem sıktı kendini. Şu an. Adam bu işin doğruluğuna o kadar inanmış ki. Ne desem öfkesi daha da perçinlendi. Peki ya Cevat? Cevat Bey ortalarda yok. Ama onu ararken daha beteriyle karşılaştım. Hayırdır? Neymiş o? Cevat'ın baş düşmanı. Geçmiş. Hoş geldin Erdem hocam. Sefalar getirdim. Buyur. Hoş gördük. Çalık yer yatağında. Ya. Cevat'a baktım. Onca yerde aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Belki buraya gelmiştir diye sormaya geldim. Cevat kardeş yok. Nicedir de fakirhanemize uğradığı yok zaten. Hayırdır Erdem hocam? Cevat kardeşle ilgili kötü bir durum mu var? Hem de nasıl. Babası. Celal Usta. Oğlunun bir polis katili olduğuna inanmış. Adamın biri gelmiş senin oğlun polis katili demiş. O da sorup soruşturmadan, çocuğa iki kelam ettirmeden inanıvermiş işte. Hem de öyle bir inanmış ki kendi gözüyle görmüş gibi anlatıyor. Çalık kalktı kapıda. Ya bir baba oğluyla ilgili bir iftiraya şıp diye nasıl inanır aklım almıyor. Öfke Erdem hocam. Öfke göze de perde, akla da. Gözümüz var bakıyoruz ama kendi zannımızı görüyoruz sadece.
Kanımız bir olsa da zannımız gayrı olunca ayrılık hasıl oluyor böyle. Cevat kardeş asi ruhlu bir delikanlı. Asi ruhlu olduğu kadar da narin. Bir canı incitebileceğini hiç sanmam. Celal Usta öfke perdesinden baktığı için oğlunu görememiş. Ben gördüm ama. Başları döndü. Çalık eli karnında çıktı ortaya. Erdem geçmişe gitti. Cevat'ı sokakta gördüğü an çalığın eli belindeki silahta. Cevat! Erdem Cevat ve çalığa bakıyor. Ana döndü. Sen. Geçen gün sevgilisiyleyken Cevat'a silah çeken adam değil misin sen? He, benim. Senin o sevgilisi dediğin de benim yeğenimdir hoca. Ablamın kızı. Merve. O gün sen gelmeydin, o işi orada hallettiydim ben. Bilmiyorsun sen hoca. Celal Usta oğlunu iyi tanıyor ama sen talebeye bilmiyorsun. Tabii ya. Celal Usta'ya oğlum polis katili diyen de sensin değil mi? He, benim. Celal Usta adam gibi adamdır. Oğlanın polis vuracak kadar gözü dönmüş bir komünist olduğunu görsün istedim. Emin misin? Eminim. Merve'den dolayı Cevat'a olan kininden yanılıyor olmayasın. Benim kinim yeğenimden dolayı değildir hoca. Yeğenimle bir meselen varsa hallederim. Gerekirse bacağını kırarım, hallederim. Ben sana diyeyim ki gözümle gördüm hoca. Cevat'ı polisi vururken gördüm diyeyim ben sana. İnanmakta zorlanarak şaşırmış bakıyorlar. Solcu piyangocu dar sokakta. Ardından biri gelirken başkası köşeden silahını çekti. Ne olduğunu anlamadan arkadan gelen kollarına sarılırken üçüncüsü gelip başına siyah bir torba geçirdi. Adnan'ın karşısına çıkardılar torbayı. Siz... Afallamış, hayretle bakıyor. Ama siz... Hayır, ölmedim. Gördüğün gibi nefes alıp verebiliyorum. Yanlış yaptın aslanım. Beni vurduktan sonra ölüp ölmediğimi kontrol etmeliydin. Bir laf var biliyor musun sen? Akıllı köprü ararken deli suyu aşıp geçermiş. Ben... Ya inanın... Telaş etme. Sen de ölmeyeceksin. Bu altı niye yaptığının hesabını vereceksin elbet. Sokak ortasında öldürüp leşini bize temizletmek zorunda bıraktığın elemanın da hesabını vereceksin. Ama şimdi seninle ilgili başka planlarım var. Hayatta kalıp kalmayacağın, bu planlara göstereceğin uyumla ilgili. İçeri giren adam eski cildi iyice aşınmış bir kitabı Adnan'a verdi. Adnan memnun. Kitaba bakarken piyangocu çatık kaşlarıyla izliyor. Kitabı kapatıp düşünceli elinde sıkıca tuttu. Sınıf. Sınav kağıdını dolduran bir erkek öğrenci. Güler arka sırada dalgın dalgın kalemiyle oynuyor. Zehra kollarını bağlamış dolaşıyor sınıfta. Herkes yazılıya gömülmüş bir şeyler yazıyor. Erkekler bir sırada, kızlar bir tarafta dikkatle yazıyorlar. Bir Güler dalgın, asık yüzlü. Eli çenesinde, diğer eliyle de kalemini çeviriyor. Zehra önünde durup haline gülümseyerek baktı. Yaz. Çalışamadım hocam. Olsun. Sen yine de yaz. Aklına ne gelirse. Şiir, şarkı, masal. Yeter ki yaz Güler. Güler rahatlamış tebessümle baktı kağıdına. İstekli, hevesle yazmaya başladı. Zehra da sevgiyle bakıyor. Kalbimiz iki parmağın arasında olana yöneldik kapısına. Saf kan, mahcup ve müştak. Kan ve toprak içinde yatırma beni. Cahit kendi sınıfında öğrencilerine bakıyor. Kiminde kitap, kiminde defter, sınıf bir şeylerle meşgul. Zafer kitap okurken Hakkı ve Kahraman yazı yazıyor. Cevat yine gelmemiş, sırası boş. Cahit ağırdan kalktı masadan, arka sıralara yöneldi. Hakkı merakla başını kaldırırken Zafer tedirgin.
Cevattan haber yok mu hala? Hakkı ürkek kalktı ayağa. Yok hocam. Cevattan haber yok. Bir şey olursa haberim olsun. Suskunlukları manidar. Hakkı anladım diye baş salladı, oturdu. Cahit sıkıntılı hayırdır diyerek döndü. Başı önde kitap okuyan bir oğlanın sırtını sıvazlayıp yürüdü. Sıranın başına gelip döndü. Evet arkadaşlar, bu romandaki ana fikir neler olabilir? Bir düşünün bakalım. Düşünüyorlar. Oysa Hakkı ve Zafer'in aklı başka yerde. Zafer de sıkıntılı onlara bakıp önüne döndü. Cahit de sıkıntılı. Bakıyorum keyfin pek yerinde gece burada kaldın diye. O nasıl söz Eminem? Bilmiyim mi adam terelelli? Anladık o terelelli de. Nasıl olacak bu iş böyle? İyi ki bir işe girdin. Sabahtan akşama kadar müdür mü eğleyeceksin hep? Eminem. Ben seni çok üzdüm. Bak şimdi yüzünü güldürmek için bir fırsat geçti elime. Kim derdi ha? Hasan Ali bir gün devlet kapısında iş bulacak diye. Bak buldum işte. O deli müdüre mecbur katlanacağım, anladın? Mecbur. Okulun mutfağındalar. Hem kahve yapıyor. İki göz kendi evin olsun istemez misin? Ömrümüzün sonuna kadar el kapısına mı yatacağız? Ben sana el kapısı mı dedim? Bizim evimiz değil dedim orası. Senin el kapısı dediğin koskoca Bayazıtlı Ökkeş Bey'in evi. Anamdan babamdan görmediğim o kapıdan gördüm ben. Hasan Ali sözüne pişman baktı Emine'ye. İçtik abi. He patladın, he patladın. Emine şaşkın bakıyor fincana. Çekil Emine, çekil, eyleme beni. Kahveyi tepsiye koyup bir koşu götürdü. Emine keyifle ardından gülüyor. Bakır kazanlı büyük çay ocağına, duvarlarda tertipli duran bardak fincanlara baktı hayretle. Gel. Fuat odasında. Saygılı girdi, gözü elindeki tepside. Ya nerede kaldın sen be adam? Sana 40 kolun, 40 gözün olacak diyorum. Sen 40 saatte bir kahve getiriyorsun. Koskoca okulu nasıl koruyacaksın sen? Hem bu kahveler de çok soğuk geliyor. Sen yoksa dışarıda öğrencilerle lak lak edip o yüzden mi soğutuyorsun? Yok müdür bey, ne lak lakı? Kahvenin dibi şey oldu da. Ya hadi git Cahit Hoca'yı çağır bana. Peki müdürüm. Hasan Ali sabırla baş eğip çıktı. Fuat pek bir kibirli yine. Şişman gıdığını çıkartarak somurtkan kahveyi alıp içti. Öğretmenler odası. Zehra elinde yaraladığı çay bardağıyla oturuyor somurtkan, dalgın, düşünceli. Bir yanında kitap okuyan Süleyman, diğer yanında suskun Cahit. Merve Nahi ile yanacak o müdür. Her şeyden vazgeçmiş. Bu yaşta bu kadar acı... Sevgiye dair tüm duygularını yitirmiş. Kalbine çöreklenmiş kimsesizlik. Kimsesizlik. Merve'yi en çok da bu duygu yıpratır. Ama ona en iyi gelecek kişi de Cevat. Sahi nerede bu çocuk? O da aynı şeyleri hissediyordur. Kimsesizlik ve güvensizlik. Ben Cevat'ın bize karşı güvensizlik hissedeceğini hiç sanmıyorum. Diğer çocuklar da öyle. Bir şey bilseler mutlaka söylerler. Onca yaşanan şeyden sonra. Korkabilirler ama sonuçta kaldırılabilecek gibi bir şey değil. Merve, babası, herkesin gözünde polis katili Cevat. Müdür tek bir sözüyle çocukların umudunu öldürmeyi başardı. Of. Henüz polise intikal etmemişken bu olayın arkasında kimlerin olduğunu araştırmamız lazım. Yani böyle bir dedikodu kimin işine gelebilir ki? Anlamıyorum. Ben zaten bu olaylar nasıl bu kadar çabuk gelişti onu da anlamıyorum. Üstelik sadece Karalise'de de değil, diğer okullarda da gerginlikler başlamış. Sanki birisi özellikle... Cahit Hocam, müdür bey sizi çağırıyor. Cahit'in hayretle açıldı gözü. Süleyman bu ne şimdi diye dudak sarkıttı. Cahit rahat kalkıp yürüdü. Zehra kaygılı. Çayını yudumlarken gözü Süleyman'a kaydı. O da anlamamış. Gir.
Arkası dönüktü, Cahit'in girişiyle döndü. Cahit oldukça ciddi. Cahit hocam. Burası bir okul. Biz burayı bir mevzuata göre yönetiyoruz. Öğrencilere keyfe keder davranamayız. Özellikle Merve ve Cevat için toleransımın sonuna geldim. Artık tasdiklenme düzenleyeceğim. Israrla okula gelmemeleri nedeniyle onları bu okuldan uzaklaştıracağım. Evet, burası bir okul. Sizin de yönetici olarak böyle bir inisiyatif kullanma hakkınız var. Ama onlar daha çocuklar ve sizin aslında onları ne kadar sevdiğinizi, istikballeri hakkında ne kadar endişelendiğinizi bilmiyor olabilirler. Benim sizden hususi bir ricam olur. Herhangi bir işlem yapmadan önce birkaç gün daha bekleyebilir misiniz? Tabii. İki gün mühlet size. Ama benim iyi niyetimi suistimal etmeyin. Bundan hiç hoşlanmam. Al eline kalemi, yaz Allah'ın adını. Şekerlere değişmem ben tevhidin tadını. İllallah ya Allah. La ilahe. Meryem Ocak'ta çorba karıştırıyor. İllallah. Şerife geldi. Eli karnında, boyun bükerek dinliyor. Aşkın var Allah. La ilahe illallah. Şerife'ye bakıp duraladı. Şerife hayırdır diye müşfik bakışlarıyla yaklaştı Meryem'e. Ne güzel söylüyordun kızım. Niye sustun? Musiki yaralarına iyi geliyor değil mi? Onaylar baş salladı. O bile bir sır. Sana musikinin sırrını vereyim mi? Evet. Bak şimdi. Alemde her şey kendi etrafında döner ya. Güneş, yıldız, ay. İşte bunlar kendi etrafında dönerken bazı sesler çıkarıyormuş. Yani semadaki her şeyin bir sesi varmış kızım. Yani kamar yani, ay dönerken şarkı söylüyor öyle. Hah, öyle ya. İşte meşhur bestekarlar o sesi duyarmış. Böyle vermiş musikinin sırrını Hazreti Mevlana. Yani musiki ruha şifaymış kızım. Sen o yüzden bol bol söyle, yaraların iyileşsin. Allah razı olsun. Emine nerede kızım? Okula gitti. Yine ne işler çeviriyor bu kız? La. Hasan Ali abi gece eve gelmedi. Merak etti ondan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben bunları barıştırmakla iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum artık. Yani adam eve geç gelse başının etini yiyor. Erken gelse başının etini yiyor. Yani iyice aklı başından gitti bu kız. İyice. Tövbeler olsun. Okula gitmişmiş. Zehra elinde kağıtlar kaygılı odada dolanıyor. İki gün. Ne iki gün? Merve ile Cevat iki gün daha okula gelmezlerse müdür efendi tasdiknamelerini verip okuldan gönderecekmiş. Zehra telaşla döndü. Mevzuat, adamın da putu bu. İki gün düşünebiliyor musunuz? Bence şimdiden bu adam iple çekmeye başlamıştır. Çocukların hayatını kaydırmaya kararlı anlaşılan. Cevat'ın zaten bir yıl kaybı var. Bir de tasdikname yapıp okuldan atıldı mı? Biz bu bedeli ödeyemeyiz arkadaşlar. Hiçbirimiz. O zaman hem müdür engel olmaya çalışacağız hem de çocukları bulmaya çalışacağız. O çocukların hayatlarını bitirmesine asla izin vermeyeceğim. Ya Merve'yi bir şekilde kolundan tutup getiririz. Cevat'ı nasıl bulacağız? Asabı keyifte de olsa bulacağız. Cevat'ı biz buluruz.
Sen Merve ile ilgilen. Konuş onunla. Okulu bırakmasın. Bu bir tek senin sözünü dinliyor Zehra. Kitaplarını, eşyalarını toplayıp çıktılar. Azizim de kendine dadlusun o müdür. Mışmıla suratlı. Bari sevimli bir şey olsa da sabrının bir kıymeti olsa. Boş ver be Eminem. Deli deyip geçeyim. Hem arkamda kapı gibi Eminem var. Yemişim müdürü. Haydi. Kapıya yürümüşlerdi ki Cahit odadan, Rasim kapıdan geldi. Aristo. Oo Rasim. Hangi rüzgar attı seni böyle? Bir arkadaşımı görmeye geldim. Bir arkadaşını mı? Hı. Kimmiş o arkadaş? Öğrencin. Celal Usta'nın kızı Güler. Ona ansiklopedilerle kitaplar getirdim. Fotoğrafçılıkla ilgili. Bütün arşivi çıkardın yani. Aynen. Bazı insanlar dağıtmaya gelir şu dünyaya, bazıları toplamaya. Sen toplamaya gelenlerdensin Rasim. Tamam, gönderiyorum ileri. Tamamdır, bekliyorum. Tamam. Önce şifa kardeş. Hele bir acele etme. Biraz iyileş öyle gidersin. Ben iyiyim abi. Allah senden razı olsun. Evini aldın. Hiç tanımadığın birine yardım ettin. Artık can borcun varsa. Bana bir borcun yok. Asıl borç gözünle görmediğin şeyi dilinle yaymaktır. Her borç ödenir ama bu borcu ödemenin mümkünü yoktur, bilesin. Gel sen şu Cevat kardeşle olan meseleyi bir daha düşün derim ben. O mesele artık benden çıktı abi. Eğer babası adamsa kendi halleder. Benim meselem artık yeğenimdir. Neyse. Kal sağlıcakla abi. Allah senden razı olsun. Koluna manidar dokunup dışarıdan yayılan ışıkla parlayan odadan çıktılar. Ayakta duran tepside, tabaklarda peynir, zeytin, reçel, domates, ekmek ve bir bardak çay duruyor. Hayriye başı önünde oturan Merve'ye kaygıyla izliyor. Hadi anne, sen git artık. Beni merak etme. Bir daha öyle bir delilik yapma. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Biraz kafamı toplamak, düşünmek istiyorum. Tamam gülüm, sen düşün, dinlen. Ama sakın senin için yaşamış anneni yok sayma kızım. İçim hiç rahat değil ama sana güveneyim kızım, tamam mı? Anladın? Merak etme, sen de bana güven. Bütün zorlukları, tasaları birlikte aşacağız yavrum. Değil mi kızım? Hayriye başını öperken çok da inanmayan bakışlarla zoraki baş salladı. Hayriye aklı arkada kala kala yürüdü elindeki paltosuyla. Merve dalgın, önünde duran tepsiye elini sürmeden düşünceli, boş bakışlarla oturuyor. Bak, bu ansiklopedide fotoğraf sanatının incelikleri var. Buradakinde de fotoğrafları hikayelerek anlatmış. Sen ne yaptın? Kafandakileri tasarlayabildin mi? Aslında tasarlamaya başlamıştım hocam. Ama tam yazmaya başlayacağım sırada... Bakışlarını kaçırdı. Abim çok zor günler geçiriyor hocam. Aklım hep onda. Ne yazmak ne de başka bir şey. Hiçbir şey gelmiyor içimden. Rasim kaygılı gözünü çıkarttı, masaya koyup Güler'e döndü. Hayat ne hep gece ne de hep gündüzdür kızım. Çocukken bayramlarda sabah olmak bilmezdi. İçimiz öyle bir neşeyle dolardı ki sabaha iple çekerdik. Böyle elimizde sihirli bir değnek olsa da geceyi gündüze çevirebilsek diye düşünürdük hep. Lakin büyüdükçe anladık ki vakti saati gelmedikçe ne gece gündüze dönüyor, ne de gündüz geceye. O yüzden gama, kedere düşmek yerine sahip olduğum vakti değerlendirmek en güzel. Nasıl olacak hocam? Babam abimi polis katili sanıyor.
Annem. Öz annem olmamasına rağmen bizim için her gece gözyaşı döküyor. Nasıl gama kedere düşmeyeyim hocam? Benim dayanacak gücüm kalmadı. Allah kimseye taşıyacağından daha fazla yük yüklemez kızım. Sen kendini yetiştirmeye bak. Sana dergi için bir ödev vereceğim. Bu seferlik ismini de ben veriyorum. İsyan. Önce isyan ettiğin şeyleri yaz. Daha sonra da al fotoğraf makinanı, isyanları çek. Dergi için hem de. Tabii ki. İstediğin zaman dergiye gelebilirsin. Ne zaman yazmak, düşünmek, çalışmak için bir yere ihtiyacın olursa dergiye gel. Orada bir köşe de yap kendine. Çektiğin fotoğrafları da basıma sen hazırla. Güler içi umutla dolu gülümsedi. Gel devam edelim. Asiklopediyi önüne çekti. Cahit sınıfta. Çocuklar ne yapıp edip? Cevat'ı bulmamız lazım. Çocuğun istikbali söz konusu. Söylediklerimi hafife almayın. Zafer kahraman ve Hakk'ı hayretle dinliyor. Gidip ona yanımda olduğumuzu, onu asla terk etmeyeceğimizi, ona inandığımızı söylememiz lazım. Hak verir, baş salladılar. İyi de hocam. Etrafta bu kadar iftira varken neden ortaya çıksın ki Cevat? Sıraya eğildi. Çünkü çıkmak zorunda. Kaçtıkça suçlu durumuna düşüyor. Her geçen dakika hayatına zarar veriyor. Öyle değil mi? Kahraman baş salladı. Cevat'ın polisi vurmadığına kahraman bile inanıyor ama en yakınındakiler. Hocam ben şahidim. Cevat'ın o polisi vurmadığına ben şahidim. Bütün gün beraberdik biz. Hatta haberi dinledikten sonra üzüldük, çok üzüldük. Hocam, benim şahitliğim yeter değil mi Cevat'ı kurtarmaya? İnşallah. İnşallah yeter. Oh! Zehra paltosunu giymiş koridora çıktı. Zehra Hanım, nereye? Merve'nin yanına. Çünkü onun hayatını daha fazla karartmanıza izin vermeyeceğim. Siz bunlara çok yüz veriyorsunuz. Hep sizin yüzünüzden bunlar isyan ediyorlar. Aslında biraz diş gösterseniz bakın nasıl yola gelecekler. Ben öğretmenim Müdür Bey, köpek değil. Öğrencilerime dişimi değil, şefkat gösteririm. Onları mevzuatın bir maddesi olarak değil, hayatımın bir parçası olarak görürüm. Ve sizin gibi düşünce yoksunu bir insana asla can emanet etmem. Dönüp umursamadan yürüdü. Fuat biraz üzgün, biraz bozuk kaldı geride. İri bedenini hışımla döndürüp döndü odasına. Merve bağdaş kurduğu yatakta put misali aynı bakışlarla oturuyor. Gözleri daha kararlı ve katılaşmış. Üzerinde gül kurusu pembe bir ceket. Kapı sesine irkildi. Kalktı merakla. Kapı camında bir karartı duruyor. Ürkerek yaklaştı. Kim o? Celil Usta kızım. Celil Usta. Anlamlandıramamış, şaşkın, kala kaldı. Karşılıklı sorgular bakışlarla duruyorlar. Erdem kütüphaneyi düzenliyor. Elindeki kitabın sayfalarını çevirerek kokusunu içine çekti. Yüzünde onlarla olmanın mutluluğu gülümseyerek baktı kapağına. İçini açıp rastgele bir sayfayı alnını kırıştırarak okumaya başladı. Sonra kapatıp geri koydu rafa. Açılan kapıdan gülümseyen yüzüyle Cevat girdi. Erdem dönüp şaşkın baktı. Vallahi sen mi kitaplara aşıksın? Kitaplar mı sana aşık bilemedim hocam. Oo Cevat. Bakıyorum Saaf İsmail Efendi'nin dersine çalışmışsın. Peki sen mi belaya aşıksın? Yoksa bela mı sana aşık? Ben de onu bilemedim. Çantasını sandalyeye koyup ben de bilmiyorum gibisinden baş salladı. Dostane el sıkıştılar. Merveler karşılıklı oturuyorlar. Nasılsın kızım? Daha iyice misin? İyiyim. Okula gitmeye başladın mı? Okula falan gitmiyorum.
Celal amca, sen bir şey mi sormaya geldin bana? Yok kızım. Ben seni uyarmaya geldim. Sana ziyarete geldiğimizde anladım bizim deli oğlana meylini. Yoksa o resim olmazdı yastığın yanında. Bak kızım. Benim oğlum bir katil. Hem de polis katili. Bunu bil, ona göre davran. Şayet ondan yana bir umudun varsa da kes at o umudu. Biz yandık, sen de yanma. Yeter artık Celal amca. Yeter. Senin oğlun katil matil değil. Sen bir yalana inanmışsın. Şimdi de o yalanla kendi oğlunu yakmaya çalışıyorsun. Yok kızım, niye öyle bir şey yapayım ben? Görenler var, şahidi var. Şahidi dediğinde benim dayım değil mi? He. Bak Celal amca. Bunların hepsi dayımın uydurması. Cevat yapmadı. Yapmaz da böyle bir şey. Hem sen nasıl olur da böyle bir şeye inanırsın? Kendi oğlunu tanımıyor musun? Onu gerçek yüzüyle görmeni engelleyen şey ne? Yani kimsenin inanmayacağı masala seni inandıran şey ne Celal amca? Ama kızım... ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey de anlamıyorum. Celal ağlamaklı kaçırdı gözlerini. Merve daha bir kinlenerek bakıyor boşluğa. Aslında sınıfa ilk geldiğin gün anlamıştım sıra dışı bir hoca olduğunu. Ama ilk zamanlarda sende bana batan bir şeyler vardı. Batan bir şeyler mi? Neymiş o? Sinir bozucu bir sabır ve sakinlik. Bak o kadar arıza çıkardım. Yani yerinde başka hoca olsaydı 50 kere disipline verirdi. Hatta disipline verseydi dayak atardı. Ama sen yüzünü bile ekşitmedin. Sence de sinir bozucu değil mi? Niye gülüyorsun ki? Demek sinirini falan bozdum ha? Şöyle düşünelim. Bu hayatta en çok kime kızıyorsun? Kime sinir oluyorsun? Çünkü böyle düşünürsen seni sinir eden kişiden çıkıp seni sinir eden şeyi bulabilirsin. Şifan ondadır. Çünkü sinir olduğun şeyin aynısı sende de vardır. Sende olmasa bırak sinir olmayı farkına bile varamazsın. Bak işte bir de her şeyi böyle bir anda göklere bağlıyorsunuz ya. En çok da ona sinir oluyorum. Sen yaradana sinir oluyorsun öyle mi? Evet. Yani hayır. Evet ilk başlarda sinir oluyordum. Bu kadar acıyı bana yaşattığı için. Ama gariptir. Mesela seninle tanıştıktan sonra senin o kadar acıya rağmen onu seviyor olmana sinir olmaya başladı. Artık sinir olmuyor musun? Yani sinir diyemem. Tuhaflık. Onun da adı tam tuhaflık değil de. Senden sonra tanıdığım adamlar da öyle. İlk başta onlara da sinir oluyordum. Hangi adamlarmış bunlar? Nuri Faktil mesela. Devrimci dedim, götürdüm. Adam bir tane ağaç gösterdi. Aa işte gerçek devrimci bu dedi. Yani deli der geçersin normalde ama. Ama ne? Yani bir gün o ağaçla kendimi kavga ederken bulunca deliliğin bulaşıcı olabileceğini düşündüm. Yani sana göre bu delilik hepimize bulaşmış durumda öyle mi? Hay yaşa hocam. Aynen öyle. Cahit Hoca'ya ne demeli? Cahit Serifoğlu'na. Adam gulyabani midir, aksakallı dede midir sürekli karşıma çıkıp duruyor. Hoş hepsi öyle. Yani Mahsun dede, Yemenici abi, Saf İsmail efendi hep senin öğretmenliğinden sonra tanıdığım adamlar. İnsanlar. İnsanlar diyorum da insan mıdır, cin midir, in midir, bit midir, mit midir? Sürekli aynı lafları edip duruyorlar. İşin garip tarafı ne biliyor musun? Babama varıncaya kadar her altın biliyorlar. Sence de çok garip değil mi ya? Çözemedim gitti. Elindeki çay bardağını çevirdi. Aklı karışık, manidar bakışıyorlar. Neden önce kendi oğluna değil de başkasına inanıyorsun Celal amca? Neden ya? Celal suçlu, sinmiş, başı eğik duruyor. Biliyor musun?
Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Bir tane bile hatırası yok bende. Ama senin kadar anlayışsız bile olsa bir babam olsun isterdim. Çünkü sen babasızın ne olduğunu bilmiyorsun. Ben kötü bir baba mıyım? İyi bir baba olsan oğlun senden kaçmazdı. Aa, o benden kaçsa da ben onu düşünüyorum. Onun bir kaçak gibi yaşamasındansa onun nerede olduğunu, ne yaptığını bilmek istiyorum. Onu koruyup kollamak istiyorum. Onu tehdit ederek mi koruyorsun? Tehdit değil kızım. Baba sevgisi. Babalar kalbinden sever. Senin kalbinden sevmen böyle mi Celal amca? Sen babasızlığın ne olduğunu bilmiyorsun. Ayaktaydı, oturdu sedire. Baba olmayı da bilmiyorsun. Peki evlatsızlığın ne demek olduğunu biliyor musun? Cevat'ı korumak için kendi ellerinle polise teslim ettiğinde başına geleceklere razı mısın? Hadi ben bilmiyorum da sen nereden bileceksin evlatsızlığı be kızım? Daha yaşın kaç, başın kaç? Şu hayatta her şeyi büyükler biliyor zannediyorsun. Evet biliyorum Celal amca. Evlatsızlığın ne demek olduğunu bana yaptıkları işkenceden dolayı çok güzel öğrendim. Üstelik onu yaparken yaşın kaç, başın kaç diye sormadılar. Yaptıkları işkenceden dolayı hiçbir zaman anne olamayacağım. Çalık kapıda dinliyor. Hayatım boyunca çocuğum olmayacağım. Daha evlenmeden öğrendim ben evlatsızlığın ne demek olduğunu. Büyümeden. Devlet sayesinde. Şimdi söyle bana Celal amca. Ben senin oğlundan bir şey umacak durumda mıyım? Celal daha bir ezilip devirdi başını. Daha fazla oturamadan kalktı, başına kasketini takarak kapıya yöneldi. Kapıda duraladı. Hoş gör kızım. Çalık kapıda buz kesmiş duruyor. Yaralarını deşmek değildi niyet. Sen de benim bir kızımsın. Güler'den ayrı tutmuyorum seni. O zaman başkalarına değil de Cevat'ın söylediklerine inan. Celal allak bullak, aklı karışmış bakıyor. Merve'nin dik tutmaya çalıştığı yüzünden yaşlar süzülüyor. Çalık telaşla indi merdivenleri. Alt katta girecek bir yer bakınıp merdiven altındaki boşluğa girdi. Celal merdivenden inerken düşünceli. Üzerinde kravatsız bir gömlek, kazak, ceket, 5 kısa bir trenç kot, elinde tespih. Uzun merdiveni inip dümdüz gitti. Çalık saklandığı yerden bakıyor. Yani diyeceğim o ki, sen ve senden sonra tanıdığım insanlar, madem beni bu kadar iyi biliyorsunuz, o zaman polis katili olmadığımı da biliyor olmanız lazım değil mi? Biliyoruz. Hem de çok iyi biliyoruz. Bildiğimiz, inandığımız bu şeye babanın da inanması için gayret ediyoruz zaten. Babam inanmıyor ki bana. Yani ne yaparsam yapayım bir şekilde gözüne batıyorum. Bugüne kadar ondan en çok duyduğum laf ne biliyor musun hocam? Sen yanlış yapıyorsun. Öne geldi. Bak Cevat. Doğru. Kişinin kendine göre bildiği şeydir. Aslına bakarsan birçok doğru vardır. Bir de tecrübe vardır. Parmağı havada. Babana kızma. Çünkü o kendi tecrübelerinden çıkardığı doğrularla muamele ediyor sana. Ha? Haklı mı? Hayır. Ama oğlunun hakkını yiyebilecek bir baba olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi Cevat Efendi, ne yiyorsun ne içiyorsun? Nerede yatıp kalkıyorsun? Anlat bakalım.
cevapsız öyle diye başsalladı. Bak aslanım, madem artık sen bizi, biz de seni biliyoruz, bu işi bize bırak. Kaçmanın kimseye faydası olmaz. Şüpheli yaşamak yerine sorunun üzerine gidip menfi veya müspet bir sonuç almak zorundasın. Tamam. Anlamış başsallıyor. Erdem arkasına yaslanırken Cevat kabullenmiş, devirdi başını. Çalık girdiği çalı çırpı yığılı oyuntudan çıktı. Üzerinde siyah kazayla paltosu, dalgın düşünceli bir iki adım atıp yürüdü bahçeyi. Afallamış donuk bakarken pencerenin perdesi aralandı. Merve aşağıya bahçe kapısında duran çalığa bakıyor. Can sıkıntısıyla başını çevirip eve doğru bakacak oldu. Merve'nin orada olduğunu sezmiş gibi vazgeçti. Başını sallayarak önüne döndü. Can sıkkınlığıyla yürüdü gitti. Merve sinir olmuş girdi eve. Sağcı piyangocu yokuş yoldan dönüp sokağa yürüyordu ki karşıdan gelen çalığı gördü. Neredesin sen reis? Buradayım la. Ne oldu ki? Her yerde seni aradık. Yürü la yürü. Çalığın gerisine düşüp peşi sıra yürüdü meyilli kilit taşlı yoldan. Kahraman sınıfında oturmuş, ansiklopediye bakarak notlar çıkartan Güler'i kapı ağzında seyrediyor. Ağırdan çekinerek girdi içeri. Güler yanına sokulan kahramana başını kaldırıp baktı. Ne var? Niye geldin? Yalnız kalmak için çıkmadım teneffüse. Git başımdan. Güler. Seninle konuşmak istemiyorum. Tamam. Ben bir şey söyleyip gideceğim. Cevat'ı gördüm. Ne? Nerede? Yoksa ihbar mı ettin onu? Derin bir nefeste sıraya oturdu. Cevat iyi. Bak Güler. Ben Cevat'ın katil olduğuna inanmıyorum. Bunu gittim Çalık abiye de söyledim. Merve'nin dayısına. Cevat katil değil dedim. O gördüm diye inat ediyor. Sonra Cevat'a gittim. Hakkıyla Zafer de vardı yanında. Dedim bak bizim ev güvenli. İstersen gel bizde kal. Polis seni hayatta bizde aramaz dedim. Abim ne dedi? Geçmiş. Yer var. Beraber kalırız. Cevat tedirgin Zafer'e döndü. Ya? Zafer olumlu bakıyor. Sağ ol kahraman. Adammışsın, inandım. Ama gerek yok. Kimseye yük olmak istemiyorum, sağ ol. Şu an. Bu olaylar çok sinirimi bozdu kahraman. Babamın abime inanmıyor oluşu beni çok üzüyor. Anlıyorsun beni değil mi? Boşu boşuna seni de kırdım. Özür dilerim. Kahraman yumuşak bir tebessümle ellerini tuttu. Seven sevdiğine kırılmazmış. Hem Cahit Hoca der ki, sevgi cefa gördüğünde azalmayan, vefa gördüğünde artmayan şeydir. Ben seni her halinle seviyorum Güler. Güler'in yüzü aydınlanıverdi. Utangaç gözleri parlıyor. Ellerini sıkıca tutan kahramana baktı gülümseyerek. Kızlar sınıfa girince Güler toparlanıp çekti ellerini. Kahraman da kalktı sıradan. Kızlar oturdu.
Daha fazla konuşamadan kahraman dönüp yürümek zorunda kaldı. Güler ardından hevesi kursağında üzülmüş bakıyor. Hakkıyla Zafer sınıfta. Ya Ede, benim içim için rahat değil ha. Şimdi bunlar her tarafta Cevat arıyorlardır polis katili diye. Yakında bunlar okula gene basarlar görürsün. Vallahi gözüm uyku girmiyor ha. Eğer Cevat'ı polis katili diye içeri alırlarsa anca cesedini çıkarırız artık. Ya saçma saçma konuşma be. Yılmak yok. Cevat'ın suçsuz olduğunu herkese kanıtlayacağız. Bu Ceren amcaya konuşan Merve'nin dayısıydı değil mi? Ya öyle de ne fark eder ki? Adamın yeğeni suçsuz yere polisten işkence gördü. Halimizden anlar elbet. Biz gidip bir konuşalım. Ya iyi de Ede. Şimdi Merve'nin dayısı ülkücü. Benim gibi solcunun lafını dinlemez ki. Gitsek yüzümüze bakmaz. Hem o Cevat'a Merve'den dolayı da gıcık oluyor. Yani ona göre düşmanız biz. Eli cebinde sınıfa giren kahramana döndü bakışları. Benim aklıma bir şey geliyor ama. Bu adam madem bizim lafımıza itibar etmez, biz de lafına inanacağı biriyle giderek yanına. Kahraman ne oluyorsunuz gibisinden bakarak geçti aralarından. Sırasına otururken Zafer keyifli gülüyor yüzüne. Hakkım oldu bu iş diye gülümserken kahraman bir şey anlamamış tuhaf tuhaf bakıyor. Dolunaylı gece. Yüzyuvarlak ay bulutsuz gökyüzünde parlıyor. Bayezid konağının dıştan görünümü. Dökme soba üstünde kestaneler. Emine altı kafesli tavada mısır patlatıyor. Nuh aleyhisselam ısrarla herkesi doğru yola davet eder. Ama artık kendisine o kadar zulmetmeye başlamışlar ki sabrı kalmaz. Allah'a dua eder. Bir çıkış yolu ister. Allah ona bir gemi yapmasını ve her hayvandan bir çifte gemiye almasını söyler. Nuh aleyhisselam gemiyi tamamlar. Kendisine inananlar ve hayvanlarla beraber yola çıkar. İnsanlar Hazreti Nuh'un son çağrısına kulak vermez. Ve geminin dışındaki herkes helak olur. Peki gemi nereye gitti? Gemi Cudi Dağı'na oturdu. Nuh peygambere inanıp kurtulan insanlar aç oldukları ve dağda yiyecek olmadığı için çaresiz kaldılar. Sonra da Nuh peygamberin tavsiyesiyle ellerinde olan bütün yiyecekleri birleştirdiler. İşte o bayıla bayıla yediğin aşure yemeğini ilk defa o zaman yaptılar. Keşke ben de öyle bir gemi yapsam da annemi alıp Filistin'e gitseyim. Meryem içi giderek baktı oğluna. Emine de içli tebessümle Ökkeş'e baktı. Ökkeş üzgün. Başını kitaba indirirken Şerife sevdiği ayağında sallıyorken uyuyakalmış. Uyanıp kucağına aldı. Meryem yıkılmış omuzlarla mutfağa girdi. Yerdeki sini tepsinin yanına mindere çömeldi. İçli içli ağlıyor. Emine başına sardığı örtüyü düzelterek girdi mutfağa. Peygamber gibi gemi yapıp beni de alıp Filistin'e gitmek istiyorum. Eline vurdu. Ağlama anam ağlama. Gemi yapmasına gerek yok. Dayı ara ver artık. Tövbe tövbe. Bak kızım, senin bebe her menkıbede Filistin diyecek. Sen de böyle zırlayacaksan işimiz var. Meryem teselli bulacak gibi değil. Başı önde ağlamaya devam ediyor. Emine üzülerek kayıflandı haline. Gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerimde yok. Sesi salona geliyor. Ökkeş kitaptan kaldırdı başını. Çocuklar dönerken Şerife de döndürdü başını. Bak, anne ne güzel türkü okuyor, gördün mü? Naciye avuçlarını açmış, başında dantel örtüsü namazda duasını okuyor. Erdem girdi odaya. Naciye yüzüne ellerine amin diyerek sıvazlarken usulca kapadı kapıyı. Allah kabul etsin. Amin. Naciye bana temiz çarşaf, yastık, bir de battaniye hazırlar mısın? Hayırdır Erdem? Ne oluyor? Lazım oldu. Kütüphaneye götüreceğim.
Ne o? Sen de Hasan Ali abinin okulda kaldığı gibi kütüphanede mi yatmaya karar verdin? Olur mu öyle şey? Hadi. Naciye yanlış anlamış, bozuk. Bak, bir türkümüz eksikti. Hiç diyor mu bu evde çocuk uyuyor? Biraz sesimi kısayım. Hayır, illa paparayı yiyecek. Tövbeler olsun ya Rabbim, ya Resulallah. Dur kızım. Şerife sevdiği kucaklayıp kalkarken Ökkeş kitabına döndü. Çocuklar afacan bakışlarla oturuyorlar. Ağlanır tatlı canı, hasta düştüm inaçhani. Bir acısız öğütte yok. Kızım sen 7'den 70'e herkese ağlatmaya mı soyundun? Allah Allah. Oh be. Kızım. Babaannen haşlama mı yaptı? Aa, lafa bak lafa. Kızma anneciğim. Başından öptü. Biz babaannenin yerinden haşlama da yeriz. Paparada yeriz. He? Her şeyi yeriz anneciğim. Benim kızım mamasını yiyor babası. Herkesi parmağında oynatıyor benim kuzum. Değil mi nenem? Ne istiyorlar bunlar senden kızım be? Ne istiyorlar? Oğlum. Hı? Bir ara uğra da Rauf Efendi'ye gidelim. Benim gözlükler artık yetmiyor. Sevde'ye Tolstoy okuyamıyorum. Kucağını aldı. Sevda Hanım. Babaanne size Tolstoy mu okuyor? Tolstoy mu? Sen de ağzını tırdığını biliyorsun ha? Koklayarak öptü. Emine be, bir kaba yemek koy da biraz da meyve hazır et sana zahmet. Hasan Ali'ye mi götüreceksin? Hem biliyorsun artık ikinci evi oldu ya okul. Yok yok, başkasına. He. Sevdiği annesine verdi. Meryem hiçbir şeyi görmeden, duymadan ağlıyor. Nenesinin gücüsü. Şerife Sevde ile çıkarken Erdem Meryem'e bakarak tabureyi alıp karşısına oturdu. Ne oldu Meryem bacım? Niye mahzunsun? Vatan Erdem abi. Memleket, biz kimseye zulmetmedik ama Türkiye bize vatandaşlık vermiyor. Öyle mahzun kaldık. Hüseyin de, ben de garip. İslam garip, bu din garip. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurmuş. İslam garip başladı. Bir gün yine o garip günlerine geri dönecek. Ne mutlu o günün garip müminlerine. Aynı ortamda bulunan Abdullah İbni Mesud sormuş. Ya Resulullah, kimdir bu garipler? Efendimiz şöyle cevap vermiş. Dini için kavmini ve yurdunu terk eden. Allah size böyle bir müjdeyi layık görmüş. Şimdi buna üzülmek mi gerek yoksa sevinmek mi? Var sen bunu bir düşün. Ah ya Resulullah. Emine taslara yemek koyuyor. Bir yandan da gözü erdemlerde. Fuat battaniye sardı, ayaklarını masaya uzatmış koltuğunda. Sırtına bir yastık dayamış, kitap okuyor. Yarım okuma gözlüklerin ardından okuduğu kitabın sayfalarını çevirdi. Ya bu saatte hangi münasebetsiz bu? Alo. Adnan Bey, merhaba, nasılsınız efendim? Geçmiş olsun. Vallahi haberim yoktu. Yoksa elimden geldiği şekilde yardımcı olmaya çalış...
İyisiniz ha maşallah, maşallah. Çok sevindim. Biz iyiyiz işte. Siz istirahat edin. Hiç merak etmeyin. Yatakhane inşaatıyla ilgili ben her konuda size haber veririm. Olumsuz bir şeyler olursa da bildiririm. Okul da olumsuzluktan geçilmiyor ki. Şimdi... Çay bırakan Hasan Ali'ye göz ucuyla baktı. Solcu öğrenci Cevat var ya öğrencilerden. Onu mutlaka uzaklaştıracağım. Evet. Hasan Ali dinliyor. Keşke siz burada olsaydınız Adnan Bey. Keşke yanımızda olsaydınız. Size danışacağım o kadar çok şey var ki Adnan Bey. Ya. Hasan Ali çıkarken Fuat dinledikleriyle baş sallayıp çayını karıştırıyor. Alo, Bayazıtlı Kona. Hasan Ali sen mi arıyorsun? He. Bak, sen bu gece de mi orada kalacaksın yoksa? Gelip o müdürü lime edeceğim, az kaldı. Adam işe gitse bir dert, gitmese bir dert. He. Demek çay ocağına telefon bağlattı Nasretlik'ten. Aferin lan, kafan çalışmaya başladı. Resim ne yapacaksın lan? Demek resme sarılıp uyuyacaksın ha? Sen resmi düşüneceğine, konağa gidip nasıl uyurum diye düşün. He dinleyeyim, anlat. Bari biz bunu okula yazdıralım bey. Bütün gün okula gidip geliyor nasılsa. Bir de bu telefon çıktı başımıza. Şerife Hanım karışma sen. Yıllarca çekti kahrını zaten. Şimdi eli ekmek tutuyor. Onun hatırına bu da korkuyor işte bir nankörlük yapmasın diye. Sanırsın yeni nişanlandılar da kaynaşıyorlar. Şerife Hanım, aşk bu. Yaşama olur. İstersen kapıyı çaldığında açma. Pencereden, bacadan illa bir yerden girer. Sen bunu koru. Bak şimdi. Vallahi gelirim oraya. Gel kafasını yüzerim onun. Okuldan talebe atacak öyle mi? Pis herif. Hangi bebeği atacakmış okuldan? Boynuna ateşli urgan mı bağlayacakmış? O benim elime düşsün. Allah tepesinden bakmış onun. He haydi. Ökkeş'le Şerife hayretle bakıyorlar. Emine gerdan kırarak bakıp başını çevirdi. Cevat kütüphanede. Okul kıyafetleri hala üstünde. Raflara bakarak yürüyor. Uzanıp kitaplara dokunarak bakıyor. Birini alıp açtı, kokladı. Etrafına bakınıp bunun neresi özel der gibi burun kıvırarak geri koydu rafa. Gözleri kitaplarda dolaşıyor. Yabancılayarak raflardaki kitaplara bakıyor. Üst rafta bir kitaba gözü ilişti. Uzanıp aldı. Cahid'in Yedi Güzel Adamı. Kitabı merak ediyor gibi suratını sarkıtarak bir an düşündü. Kitabı masaya koyup oturdu. Açıp okumaya başladı. Bu insanlar dev midir? Yatak görmemiş gövde midir? Bir yara açar boyunlarında, kol kola durup bağırdıklarında. Dudak sarkıtarak okumaya devam etti. Dergide ise hummalı bir çalışma var. Soğuk olsa gerek hepsinin üstünde paltoları. Sait dumanı üstünde çayları doldururken masada kurabiyeler duruyor. Sun sagarı saki. Bana mestane desinler. Islanmadı gitti. Gör divane desinler. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek. İnsaf değil. Çok da mağrur olma. Kim meyhane-i ikballe biz ezeran-ı mesti mağrurum humarın görmüşüz. Dil verdiğimiz yare nigah-ı gazabından tasire mecal olmadı ima ile geçtik.
İzdegan var şimdi. Lütfen gelmeyi sürür. Olamaz bir hanede. Mihman, mihman üstüne. Bir nefes Diler için bin can feda etsem ne ola? Nice demlerdir esiri iştiyakı dur gönlü. Ağzınıza sağlık baylar. İçimiz nurlandı. Aşıklar divanını kuranın bir sebebi vardır elbet. Manidar gülümsediler. Zehra'nın mı? Yoksa senin aşkının büyüklüğünden mi kuruldu bu meclis? Aşk bir şey mi ilahidir? Benim pervanesi. Şevk bir zincirdir. Gönlün anın divanesi. Şeyh Galip Mevlana'nın neyine aşıktı? Aşkına. Mevlana da Hakk'a aşıktı. O yüzden demedi mi? Bizim peygamberimizin yolu, aşkın yoludur. Biz aşk çocuklarıyız, anamız aşktır bizim diye. Aşk ilahi bir şey tabii. Bazen bir çocuğun nazarında yahut bir kadında tezahür edebiliyor. Bunu Mecnun da çok iyi bilir. Tamam, Leyla aşkın tecellisi de aşkın kendisi değil. Allah kadını ve erkeği en güçlü duyguyla imtihan ediyor. Sonra kadınla erkek aradan çekilince geriye sadece ilahi aşk kalıyor. Yola onu bulmak için çıktınsa tamam. Önce düşmeyi sonra kalkmayı öğreneceksin. Aşk bir çeşit terbiye. Öğretmen. Hem yol gösteren hem yola sokan. Yolun sonunda da sonsuzluk var. Ve hiçbir şey o sonsuzluktan daha kıymetli değil. Hiçbir şey. Hiç. Yedi adamdan biri bir gün bir kan göreni. Elinde torba ve sefer tasıyla Erdem geldi. Cevat olgun bir bakışla selam verdi ona. Kabukları soyulmuş. Taze, devrilmiş bir ağaç gibi. Çeker çıkarır kendi kadınlarından. Fırlar yataklarından, tatlı uykudan. Çıplak çıkarır kendi kadınlarından. Fırlar yataklarından, tatlı uykudan. Çıplak, yalın ve güzel adalili. O er alarak seyirtir, dans eder gibi. Erdem içeri geçti. Önce sağlam olmalı arkam. O ince gelin. Belirir hemen ardında yer. Bin yıl durmadan en atmış bir çınar gibi. Var. Gidiyor dansöz gibi. Yere ve göğe açık avucunda o kan. O işlem, onda güvercin ve sevap. Onlar da en ağır malı yara. Erdem rahatsız etmeden masasında dinliyor. Güler salondan camlı kapıyla ayrılmış, odasındaki masasındaki fotoğrafçılık üzerine notlarına gömülmüş yazı yazıyor. Elif, bir görsen ciğerim parçalandı. Babasına kulak kabarttı. Gözümün önüne bizim Güler geldi. Ya ne badireler atlatmış kız. İşkence yüzünden çocuğu olmayacakmış. Ya. Ya. Oh. Boşuna değil Hayri Hanım perişan. Kolay mı? Ne zorlukla büyüttün. Salonda sedirdeler. Kıza çok koymuştur şimdi, çok. Yetim kız. Aile kurmaktan büyük hayali mi olur? Ne fırtınalar kopuyordur şimdi içinde. Aman Güler elini çekmesin. Arkadaşlık böyle zamanda lazım. Cevat'ı sevdiğini biliyorum dedim. Cevap vermedi. Ama ben halinden anladım. O halde bile Cevat'ı düşünüyordu. İşte o vakit dedim ki bu kız bizim oğlanı gerçekten çok seviyor. El kadar bebe öyle dersler verdi ki bugün bana. Şu
Şurama öküz oturdu Elif. Niye dayısına iftira atsın? Öyle emin konuştu ki. Ben bile kendi evladıma öyle güvenmiyorum. Sonra bana sıkı sıkı tembih etti. Polise gitme dedi. O söylentiler dayımın uydurması dedi. Celal, sen hala kararlı mısın polise gitmeye? Yok. Gitmeyeceğim. Ama araştıracağım. Eğer gerçekten o polisi Cevat öldürdüyse kendi elimle teslim ederim onu. Güler derin bir nefesle rahatladı. Neye mal olursa olsun. Bileyim ben onların kim olduğunu. O Selim denen eline silah almış devrim diye diye önüne gelene sıkıyı. Selim'i gördün yani. He. Onun dışında başkaları da türemiş. Daha önce hiç mahallede görmediğim tipler. Adamlarda silahın en kralı var. Ama yok. Bu Selim başka işler çeviriyor. O komünisti iş verecek akıl var mı ya? Ne bileyim ben. Kahraman, Hakkı ve Zafer girdiler içeri. Çalık diş bileyerek sıktı dudaklarını. Abi. Biraz konuşabilir miyiz? Zafer'e bakarak gözlerini belertti. Kahraman kararlı ve dirençli bakarken sağcı piyangocu da ters ters bakıyor. Selimlerin toplanma yeri. Masalarda 3-5 kişi içeri giren Süleyman'a garipsemiş bakıyorlar. Süleyman etrafa bakarak iç kısımda gazete okuyan Selim'e yaklaştı. Selim başını kaldırıp görmesiyle silahına davrandı. Koy onu be. En acımasız eşkıya bile mekanına silahsız gelmiş adamı vuracak kadar alçalmaz. Koy onu beni. Selim sert uzatıyor silahını. Hatice sobalı odada kaygılı volta atarak dört dönerken Zehra sedirde. Yağ sabır çekerek endişeli ablasına baktı. Ay abla otur Allah aşkına. Ben yoruldum. İçim sıkılıyor Zehra. Yani gelemese de telefon ederdi. Nerede kaldı bu adam? Endişelenme, dergiye falan uğramıştır. Ay yok, dergide olsa arardı. Orada telefon var. Yani ne bileyim, böyle içimde kötü bir his var. E tabii, insan yıllar sonra kavuşunca böyle oluyormuş demek ki. Kırılgan bir tebessümle baş eğdi. Zehra güldü haline. Ay Süleyman'dır. Alo? Kim? Ha. Adnan Bey, bir dakika. Adnan Bey seni istiyor. Zehra derin bir nefesle kalktı. İsteksizmiş gibi yaklaştı. Efendim Adnan Bey. Eğer Rum'un revanında görürsem ben Dilara'yı, revanına Revani'de Semerkant'ı Buhara'yı. Bu muydu babanın en sevdiği mısralar? Evet, unutmamışsın. Sabah kitabı aldım deyince benim de aklıma ilk bu satırlar geldi. Tekrar çok teşekkür ederim. Beni hatıralarıma götürdün. Adnan zevkten dört köşe. Zehra çekinerek ablasına bir bakış attı. Adnan Bey, benim şu an kapatmam gerekiyor. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Adnan yatakta. Antika yaldız kaplama telefonun ahizesini dikey ayaklı yerine koydu. Hadi bakalım Cihayet Hoca. Bakalım bu mısralarla yarışabilecek mi senin o mısralar? Kendi kalbini dinliyormuş gibi eğilmiş duran bu yaratık için kalbi bir yaşamın işareti olmaktan çıkmıştı. Adam. Bunun dışında kalbin hangi ödevleri varsa onlardan birine dalmıştı. Düşünceyle bir an duraksadı. Cahit. Hı. Kasım Bey'i arıyorum. Ona göre.
meraklı, baskıcılar hepsi birden bakıyorlar. Cahit kararsız, ifadesiz bakıyor. Geçmiş, kurtulmuş gülü Ceyhan yerine düşürdü. Zehra ile gençlik anıları akıyor. Zehra'yı Adnan'la baş başa el ele gördüğü anlar. Kaygıyla koşmuştu. Adnan'la Zehra'yı el ele gördü. Tamam. Ara. Rasim ikna etmenin verdiği mutlulukla baş salladı. Cahit yenilmiş, vazgeçmiş, gözlerini kapatırken Sait kaygıyla bakıyor ikizine. Ali üzgün süzdü Cahit'i. Cahit baygın, yılgın bakışlarıyla boşluğa bakarak derin bir iç geçirdi. Allah razı olsun. Durmadı Necip Fazıl Bey. Hanımım da hanımım diye tutturdu. E buranın kışı da pek iyi gelmedi ona. Hayırlı akşamlar. Sakallı yuvarlak yüzlü adam kollu telefonu kapatıp arkada sinir sofradaki iki küçük oğlanla orta yaşlardaki iki kadının yanına döndü. Kimdir o? Maraş'tan Rasim Bey aradı. Selamları var. Şu tat döndü mü diye soruyor. Ha bir de arkadaşı Cahit Bey için bizim Berat'ı görmeye geleceklermiş. Masayı kuran genç kadın dönünce yüzü göründü. Elindeki tepsiyi sıkarak tutan kadın Cahit'in rüyasındaki kadınla aynı. Elindeki tepsiyi düşürdü. Kasım Bey endişeyle baktı kızına. Destur istedi. Uzun başörtüsünü başından dolayıp omzundan atmış. Genç kadın sırtı babasına dönük dondu kaldı. 30. bölüm sonu. Yönetmen Adnan Güler, yapımcı İhsan Fırat, Ömer Can. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com. Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, altyazı Ece Naz Batmaz, Çağıl Doğan, işaret dili Berrak Fırat, kontrolörler Fulya Akbaba, Samet Demirtaş, Beliz Coşar, teknik yapım Koray Üstündağ, Selman Gündem, bölüm oyuncuları Behiye Seher Çohadar, kız öğrenci Cansu Kani Ömrü, Ramazan Ali Çamçakal, Sağcı Piyangocu Rüstem Bayterin. Kask akışı teşekkürler ve reklam akışı başladı. www.7guzeladam.tv www.facebook.com/7guzeladam.tv www.twitter.com/7guzeladam.tv Bu dizi TRT 1 tarafından Pusula Film'e yaptırılmıştır 2014. Dönerek gelip odağa oturan yamuk şeklindeki kırmızı beyaz pusula ibresinin üstüne Pusula Film yazdı. Bir ışık parlayıp söndü.